Babamız tam bir yıl önce bugün 5 Mayıs'ta senin isim gününde ölmüştü Irina. Çok soğuktu. Kar yağıyordu. Artık yaşayamam gibi gelmişti bana. Sen ölü gibi baygın yatıyordun. Ama bak bir yıl geçti. Yüreğimiz daralmadan anımsayabiliyoruz bunu. Sen apak beyaz giysilere büründün bile. Yüzün ışıl ışıl. Saat o zaman da tıpkı böyle çalmıştı. Bando mızıkayla taşımışlardı babamızı. Mezarlıkta havaya ateş edilmişti. Generaldi babamız, Tugay komutanıydı. Ama kalabalık değildi cenaze töreni. Hava çok yağmurluydu. Karla karışık, şiddetli yağmur yağıyordu. Hava güzel bugün. Pencereler ardına kadar açık kalabilir. Ama kayın ağaçları yapraklanmadılar daha. Tugay komutanlığına adanan babamızla birlikte Moskova'dan ayrılıp buraya gelişimizin üzerinden 11 yıl geçti. Sanki bugünmüş gibi anımsıyorum. Mayıs başlarıydı yine. Tam şu sıralar. Sıcacıktı Moskova. Çiçekler içindeydi her yer. Pırıl pırıl bir güneş vardı. 11 yıl geçti aradan. Ama ben sanki dün ayrılmış gibi anımsıyorum her şeyi. Tanrım, sabah uyanıp da her yanı ışıklar içinde görünce, ilkbaharla karşılaşınca bir sevinç dalgası yükseldi içimde. Öylesine özledim ki memleketi. Oh, Maşa, kes şu ıslığı. Nasıl da beceriyorsun? Her gün liseye gitmekten, ders vermekten olmalı. Sürekli başım ağrıyor. Bir de artık yaşlandığım düşüncesi takılıp duruyor aklıma. Doğrusu ya, şu 4 yıldır lisede çalışmaya başladığımdan bu yana her Allah'ın günü gücümden de, gençliğimden de damla damla eriyip tükendiğimi duyumsuyorum. Bir tek hayal var sadece, gitgide büyüyüp güçlenen. Kendimizi Moskova'ya atmak, hem de bir an önce.